Herkese merhabalar, canlarım canım arkadaşlarım. Günlerdir, hatta haftalardır bu anı bekliyorum. Uzun zamandır karşınızda olamıyorum. Bunun için özür dilerim canlarım. Yaklaşın bakalım. Bakalım neler varmış burada. Hep beraber açalım. Bunlar İtalya'dan almış olduğum sokak oyuncakları. Evet, ben en çok bu balon için heyecanlıyım arkadaşlar. Bunu en son açacağım. Öncesinde bir squishy. Önce bir rahatlayalım. Şöyle gevşeyelim arkadaşlar. Arkadaşlar poşeti bile çok güzel. Şimdi ben ülkemizden bir sürü squishy aldım biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Evet, onun hiçbirisi poşette değildi. Öylece löp elime gelivermişti arkadaşlar. Şimdi böyle poşette bulunca daha hijyenik, daha sağlıklı, daha güvenilir ve daha kaliteli bir squishy çıkacağını düşünüyorum. Açalım. Önce ben bakacağım. Görüyorum arkadaşlar. O zannettim ya. Ben de o zannettim. İnanın içim el vermedi arkadaşlar. Asla müsaade etmedi kalbim siz görmeyi. Ben de görmedim emin olun. Bakalım kullanıcı broşürümüzden. Önce başlayalım dedim. Bakalım neler varmış burada. Hepsi deniz mahsulleri ofisi arkadaşlar. Evet. Deniz mahsulleri ofiste. Şimdi bana hangisini çıksın isterim. Beni tanıyanlar hemen bildi zaten. Buse. Penguen. Buse beni tanımıyormuş. Penguen evet, ikinci hakkında bildim Buse'cim. Ben penguen çıkmasını istiyorum. Hala görmedim. Bana inanıyorsunuz mu arkadaşlar? Ben dikenli balık istiyorum. Hadi aç. Dünyanın aç, en güvenilir insan olarak ben acaba ne? Gördük ya. Ben görmedim. Söyle şaka ediyorsun. Dikenli balık. Şaka ediyorsun. Evet. Buse, gördün de mi söyledim? Yani. Elime battı. Yani diken ismi bile elime batması için. Çok ya. Güzel. İçinde bir şeyler var Buse'cim. Ben bunu ne yaparım? Patlatıp slime yaparsın. İçindeki topçuklarla slime yaparım. Ve yapmış olduğum slime tekrar balığın içine doldururum. Ama bunu ne zaman yaparım? Başka bir videoda. Arkadaşlar çok güzelmiş. Bakalım başka içinde ne var? Hiçbir şey yok. Ben bunun içine dedim. Hiç bir şey yok. İçinde barış dermeği gibi ama. Arkadaşlar balığıma bayıldım. Keşke kırmızı olsaydı şarkıyı söylerdik. Hangi şarkıyı? Mavi balık gölde. Hayır Buse'cim, arkadaşlarımız yazsınlar doğrusunu. Ama çok güzelmiş. Ben bunu anahtarlıkla yapmak istiyorum Buse'cim ama hay Allah karar veremiyorum. Şimdi sana söyleyeceğim. Slime doldurduktan sonra. Bu squishy değilmiş. Ama bunlara squish diyorlarmış İtalya'da Buse'cim. İtalya'da squish anlayışı buymuş Buse. Kabul etmiyorum ve hemen canım domatesleri çorba istiyor. Evet, bir challenge yapıyoruz arkadaşlar. Domatesli çorba. İtalyan sokak oyuncakları arasından en iyisini seçeceğiz. Bir mavi balık puanınızı hemen yazın arkadaşlarım. Hadi gelin bir domates çorbası arkadaşlar. Bunun da slime olduğunu düşünmüyorum. Bakalım nasıl bir şey çıkacak içinden. Gerçekten mi? Evet. Bunlardan daha önce Amerika'dan almıştım. Evet. Bence bu İtalyan domatesiyle yapılmış. Arkadaşlar bu arada bir dikkat göstereceğim. Dünyanın en lezzetli domatesi nerede yetişiyor? Cevabınızı çok merak ediyorum. Şimdi Buse diyor ki bu bir fake diyor. Evet. İçinde slime yok diyor. Diyorum. O zaman açalım. 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 Açmadan önce etrafına açalım, bakalım. Açalım. Ne yapıyorsun? Elim ayağıma dolaştı. Neyse. Konservenin kapağı buradan açılır Buse'cim. Açalım. Ve içinden böyle bir şey çıktı. İçinden başka şeyler de çıktı. Domates. Şu an Buse'cim. Bunu 10 veriyorum şu an. Amerika'dan gelenlere? 1 veriyorum. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? İçen böyle domates ya. Dilimleri yapmışlar. Şurada ne var? 5 euro. Para kazandık Buse, para. Hem de 5 euro. Çarp bakayım bizim TL'mizle. Çarp 50 lira. 50 lira kazandım arkadaşlar. Hem 50 lira. Keşke 50 olsa. Hem slime'ım hem de. Keşke 50 olsa. Bir kasa domatesim var. 60 küsür verdin abla. Daha da kazandım. Benim de slime'ım önce. Çok komik. Ya çok güzel ve asla yapışmıyor. Arkadaşlar İtalya'ya bir daha gidiyoruz. Bir daha gidiyoruz ve galiba İtalya'ya yerleşiyoruz arkadaşlar. Çünkü orada oyuncaklar çok eğlenceli. Hadi Gül abla çok konuşuyorsun. Az konuş çok elini iş görsün. Evet. Şimdi domateslerimi salça yapmak üzere. Arkadaşlar domatesler çok lezzetli. Bir şey söylemem lazım. Ya bu beyaz tutkallı olmadığı için Buse'cim bu domatesi kabul etmeyecek ki içine. Bir şey söylemem lazım. Söyle. Bayağı kötü koktu. Yani puanın? Puanım 2. Benim çünkü puanım? Çünkü etrafı da berbat etti işte. Ve domatesini kabul etmedi. İşte sen bu domatesleri kattırtmasaydın bana. Domates konservesi slime'ımız Buse'den sadece 2 puan alabildi. Benden ise 7 puan. Ne? 7. Çünkü o beni çok etkiledi Buse'cim. Çok etkiledi. Devam ediyoruz ve mangolu slime'a geçiyoruz. Hayır, ben lölvekle devam ediyorum. Çok merak ediyorum lölvek. Arkadaşlar uzun zamandır lölveklerine beraber vakit geçiremiyorum. Lütfen benden lölvek videoları istiyorsanız lütfen bunu yorumla yazmış olun. Çünkü kombin challenge'lara devam etmek istiyorum. Tırtığı var mı? Tırtığı yok. Yok. Çünkü bu bir çakma. Elal Surprise dev sürpriz yumurta, daha önce hiç açmamıştım. Ve şimdi
Açıyorum. Şimdi arkadaşlar onların Easter. Var ya yumurta bayramları var ya. Evet bu Easter. Hani İtalyanların işte. Paskalya. Paskalyaları var ya. Galiba bu yumurtaları onun için yapmışlar bu seçim. İçine bol bol şeker toplayabilsinler diye. O ben ne yapacağım? Şimdi Kurban Bayramı yaklaşıyor ya bu seçim. Alacağım bu sürpriz yumurtamı. Böyle gideceğim büyüklerimin kapısına, komşularımın kapısına gideceğim. Yumurtamı açacağım. İçine şeker verin diyeceğim. Tabii bunları ben şimdi o zamana kadar çoktan boşaltmış olacağım. Bakın içinden ne çıktı canlarım canım arkadaşlarım. Elevel Surprise. Sticker. Elever Surprise. Boya kalemi. Üçlü. Hayır Buse'cim kalemi. Ya Buse. Buse üniversite bitti. Neredeyse anne olacaksın. Çocuğunu anaokuluna götüreceksin. Hala boya kalemini, pastel kalemini ayırt edemiyorsun. Ne diyeyim Gül abla? Krayon işte kalem. Peki bu ne Buse? Bence o bir. Evet Gül abla. Bilezik. Ya da. Tabii ki değil. Bu bir. Bilezik Gül abla. Taç. Hayır, taç bilezik. İşte taç. Hayır. Ya da kemer de olabilir, kemer. Bacağınızda da kemer. Kemer de olabilir, böyle kemer. Olmaz mı? Olur. Her şey olur arkadaşlar. Olur. Her yere olur. Biz şimdi bilezik olarak kullanalım da. Şöyle alnımda bere olamadı arkadaşlar. Ve bir kitapçık. Boyama kitapçığım var arkadaşlar. Bu kızın ismi neydi? Diva. Evet arkadaşlar bunu şimdi boyayacağım ama boyamadan önce bu setimi şöyle bir oyluyorum. Lör bebek sürpriz kutuma ne verdiniz arkadaşlar? Puanınızı hadi bakayım alın puanları. Ve biraz acıktık bir abla. Acıktıysak foodie bir slime yapmamız lazım. Tamam Buse'cim şunu çok merak ediyorum. En son deriz. Tamam. Şimdi mango hiç sevmem. Mangolu bir slime oynayalım. Niye sevmezsin? Yani ben mango hiç bir kere yedim galiba. Wow, ama sarı olduğunu biliyorsun. Ben bunu açıkçası bu seçim mango olduğunu bilmiyordum. Ananas zannettim. Şimdi açıyorum kapağını. Oh. Wow. Evet. Hem de mango şeklinde. Evet. Nasıl yumuşak mı sert mi? Ya bu seçim bunları ben jelibon zannedebilirdim hadi, yani. Zannetme. Yanımda sen olmasaydın asla bakın arkadaşlar tadına bakmıyorum. Koklamıyorum bile. Daha dışından kokladım ben. Onlara yaklaşarak koklamak bence zararlı ve sakıncalıdır arkadaşlarım. Jelly bunlar. Bunları ne yapacakmışız bu seçim? Yine bakalım yine acaba slime'ımız tutacak mı bunları tutmayacak mı? Tutmazsa ya ben bunları bebeklerim için kahvaltılık, öğlen ve akşam menülerinde servis ederim. Olur. Çok seviyorum. Arkadaşlar şımarıklığımı gözlemleyebiliyorsunuz değil mi? Bunu kimseden saklamıyorum arkadaşlar. Çünkü Gül ablanız biliyorsunuz ki Türkiye'nin slime kraliçesi. Ve dünyanın en güzel slime'larını yapılmış slime'ları buldu getirdi size arkadaşlar. Maalesef bunlar Türkiye'de olmadığı için sizlere öneremiyorum. Wow. Oh, bir şimdi, tip bozulmuş gibi geldi bana. Şimdi bu seçim şu sana ne anlattı? Hani olur ya meyveli yoğurtlar kapaklarının üzerine böyle yapışır. Onu böyle kaşıkla sen sıyırır mısın sıyırmaz mısın? Sıyırırsın. Hangimiz sıyırmaz acaba arkadaşlar? Şimdi bu slime bence bu seçim domates salçası slime'ına döver. Bence de. Demiştim sana dövdü bile. Şu anda bu slime yemek beni inanılmaz gerdi arkadaşlar. Çünkü ses çıkartmıyor ya. Hadi o zaman şu mangolarımızı yerleştirelim üzerine. Atalım hepsini. Yine tutmayacakmış gibi geliyor ya. Aha hepsi boş. Hayır yerleştir üzerine. Tamam puanın. Yapmaya çalışmıyorsun ki. Nasıl yapacağım ki yani Bosa'cığım ben çalışıyorum. Yoğur. İçinde durdu mu? Durdu. Ama arkadaşlarımla tam 10 gündür görüşmüyoruz. Canlarım peki benim okulda ne yaptınız? Okul nasıl gidiyor? Sıcaklar iyice bastırdı. Pek bir okula gidesiniz yoktur diye düşünüyorum. Açalım bir slime'ı. Ama sohbet ediyorum herhalde. Tamam bir açalım slime'ı. İçinde neler bakalım. Bak ama dökülüyor. Bazıları dökülüyor. Evet. Ben yine 2 veriyorum arkadaşlar. Yine mi? Sen daha 2 vermiştin. Hiç şey ekler miydin? Evet hayır. Ya öncelerde hep 2 verirdim de şimdi 2 vereyim dedim. Giorgi Preziosi. Hepsi İtalya olduğu için Giorgi Preziosi. Evet. Biriz geldi biriniz o. Yerinden aldık arkadaşlar. Evet. Aa yapışkanmış tamam. Acıktı. Şimdi. Kırmızı almışız arkadaşlar. Evet. Ucuna sürelim. Şu tamam işte. Bitti. Deliği kapattım iyice. Evet anlıyorum ben sana bu seçim. Yavaşça. Aldı. Ona. Ödüm patladı. Ben bir prova yapayım dedim. Patlarsa nasıl tepki vereceğim diye basacağım. Balonu tut elinle. Yavaşça çek. Tekrar yapıştırdın Gül abla. Hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Çok güzel. Çek. Kopart. Koparttın mı? Ne yaptın? Patlattın mı Gül abla? Neden böyle oldu? Git. Gerisi gelsin. Ben yapacağım. Ciğer gibi, kalp gibi oldu bu sen. Bam! Aa nasıl yaptı ya? Oh.
böbrek oldu Gül abla, kalp değil. Evet. Al bunu şurama koy böbrek olarak, bakar mısın? Lütfen sen patlatırsın kesin ya, patlatma. Ay çok eğlenceli. Şişeleri patlat. Hepsi bu kadar mı? İtalya sokak oyuncaklarımızı oylayın arkadaşlar. Hadi gelin. Hepiniz oylarınızı kullanın. Ve yorumlarda buluşalım, konuşalım. Hepinizi çok seviyorum. Oyun oynayın, çocuk kalın. Hoşça kalın. Hadi kızlar, gidiyoruz parka.